Adam kayırma, haksızlık ve hukuksuzluk. Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından halkla kucaklaşma programını icra etmek üzere Hatay'a gelen Saadet Partisi İstanbul Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı Recep Polat ve beraberindekiler Hatay İl Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisi olarak biz zulme karşıyız. Biz sömürüye karşıyız. Daha fazla silah satmak için, daha fazla çatışma çıkaran silah baronu zalimlere karşıyız. Toplantıda konuşan Saadet Partisi İstanbul Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı Recep Polat, gündemdeki en sıcak konunun 4 eski bakanın TBMM Soruşturma Komisyonu tarafından Yüce Divan'a gönderilmemesi kararı olduğunu belirterek, burada yapılması gereken en ufak bir şüpheye mahal bırakmadan bu 4 eski bakanın Yüce Divan'a yani Anayasa Mahkemesi'nin huzuruna çıkarılmasıdır. Eğer suçlu değillerse Yüksek Mahkeme'nin huzuruna giderek aklama mecburiyeti vardır. Bu süreç yaşanmayacak olursa şüpheler devam edecek ve toplum vicdanında bir leke olarak kalacaktır. Biz Saadet Partisi olarak hak ve adalet merkezli, adil bir dünyanın kurulması için mücadele ediyoruz. AKP'nin 12 yıllık iktidarı döneminde biz yol yaptık, kalkındık dediklerini hatırlatan Polat, yol yapmakla kalkınma olmaz. Kalkınma ancak sanayileşme ve teknolojide yapılacak hamleyle olur. Dünya çapında marka olmuş firmalara sahip olmakla, yerli otomobilini, yerli uçağını, tankını yapmakla, bilim teknolojisinde dünya ile yarışla olur. Kısacası üretimle, üretimi arttırmakla olur dedi. Kalkınma ancak sanayileşme ve teknolojide yapılacak hamleyle olur. Mevcut siyasal iktidarın ABD'nin yörüngesinde bir uydu gibi hareket ettiğinden bağımsız, milli, özgün ve şahsiyetli bir politika ortaya konulamadığını belirten Polat, bizim komşularımızla ilişkilerimiz tarihin en düşük seviyesine inmiştir. BOB bünyesinde İsrail'in çevresi boşaltılmış, Irak, Mısır, Libya, Suriye çökertilmiştir. Bu olumsuz durumda ne yazık ki Türkiye'de etkin rol oynamıştır dedi. Bir damla petrol için bin damla kan akıtmaktan çekinmeyen zalimlere karşıyız. Saadet Partisi İstanbul Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı Recep Polat, konuşmasının sonunda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.